zweimal was passt, zweimal fatal war da. Es kommt Vendetta. Kleiner Fauxpas reicht schon. Es kommt Vendetta. Yaklaşık 20 dakika kadar önce geldim ve bugün değinmiş olduğum konuyla ilgili size çok kısa bilgi vereceğim arkadaşlar. Çok kısa, bir dakika dedim ama belki 3 dakikalık bir bilgilendirme olabilir bu ama çok önemli. Evet güzel deli deli tak takipçim, bak şimdi sana ne söylüyorum. Sen eğer daha önceden hiç tır şirketinde çalışmamışsan, tıra dair hiçbir tecrüben yoksa, tır belgeni aldıysan, SRC belgelerini aldıysan, takografını aldıysan. Şimdi bunu şu yüzden çekiyorum arkadaşlar. Evet daha bunlar hazır olmayan birçok takipçim var. Birçok kardeşim, abim var. Ama bunlar hazır olan ya da hazırladıktan sonra bunlar da çok kafanızı karıştırıyor. Ben belgelerimi hazırladım. Takomu aldım. Dijital ehliyetimi aldım. Zaten bu ikisi aynı şey. SRC belgelerimi aldım. Kamyon ehliyetimi aldım. Tır ehliyetimi aldım. Ya tır şirketleri beni işe almazsa? Ya bak güzel kardeşim. Alacak. Bal gibi alacak. Şu videoyu bir izle. Ondan sonra bak görüyorsun nasıl alacak. Ve şunun için çekiyorum aslında bu videoyu. Burada size bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok önemli bir hatırlatma. Aslında sadece onu söyleyecektim ama video hakkında da biraz bahsetmek istedim. Şunu unutmayın. Çok ünlü bir filozofun söylediği gibi. Akıllı insanlar kendi yaşamış olduğu tecrübelerden bir şeyler çıkartır. Onları kullanır. Evet. Ama daha akıllı insanlar bir başkalarının tecrübelerinden faydalanır. Yani arkadaşlar illa bu seviyeleri gelmeyi beklemeyin. Yani illa ehliyetlerinizi almayı, belgenizi almayı, cart curt falan beklemeyin arkadaşlar. Benim gibi bunları yapmış olan insanlardan bir şeyler kapın. Yani benim tecrübelerimden faydalanın. Ben de ne yapıyorum? Bir başkalarının tecrübelerinden faydalanıyorum. Okuyorum, araştırıyorum, bir şeyler yapıyorum. Niye? Niye? Ot gibi ilerlemiyorum. Anladınız mı? Yani buradan böyle lap diye geçmiyorum. Buradaki renklere bakıyorum, şuna bakıyorum, buna bakıyorum. Bu mavi ama bu niye mavi, bu niye kırmızı? Yani bir şeyler bile bile öğrene öğrene ilerliyorum. Yani çok kısa tekrardan özetliyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz elde edilerek? Kesinlikle ve kesinlikle başka insanların tecrübelerinden faydalanıyoruz. Onların tecrübelerini, onların konuştuklarını beyin süzgecimizden geçiriyoruz ve doğru bulursak yapıyoruz. Benim her söylediğimi yapmayın. Sadece aklınıza yatanları yapın. Çünkü ben öyle yapıyorum. Çünkü başarılı insanlar bunu yapar. Beyin süzgecinizden geçirin bu videoyu. İzlediğiniz bütün içerikleri ondan sonra mantıklı buluyorsanız yapın. Ayrıca videoda buna değinmedim ama en önemli şeylerden bir tanesi bu. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle yattığınızda, uyuduğunuzda, uyandığınızda, giderken her zaman zihninizden tır sürün. Zihninizden. Selamünaleyküm. Deli Deli Tıdak'tan herkese selam arkadaşlar. Daha çok bana yorumların altına şey demişsiniz. Hani yolu da çek vesaire diye. Bende herhangi bir aparat vesaire olmadığı için genellikle durduğum zamanlar yüzümden, hani telefonu yüzüme tutup konuşuyordum. Ama bu sefer giderken çekmek istedim. Ama endişelenmeyin, ileride çok daha kaliteli videolar çekeceğim sizler için. Sadece YouTube'u en başta tartmak istedim ve gerçekten güzel insanlar tanıdığım için bu işe devam etme kararı aldım. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Herkesin çok çok merak ettiği bir soru var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, takipçilerimin 280 kişi takip ediyorsa, 80 ile diyalog kuruyorsam 80'inde de aynı kaygı var. Yani diyalog kurduğum yaklaşık o kadar insan varsa en az 60'ının, 70'inin, yani %80'deki, 90'daki kaygı ne biliyor musun? Ben bütün belgelerimi alırsam, SRC'mi alırsam, işte yanıcı ehliyetimi alırsam, psikotekniğimi alırsam, ehliyetimi büyütürsem, her şeyi yaparsam, zaten kamyon aldıktan sonra bu SRC'ler vesaire geliyor, ondan sonra tıra çevirebiliyorsun. Neyse arkadaşlar, bunları yaptıktan sonra, tamam mı? Hatta bakın, arkadaşım bir tanesi üstten yorum attı bana, bildirim attı. O da bu sorunun cevabını merak ediyordu. Hemen dedi telefonu alayım, çekeyim. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi şu kaygınız gerçekten yersiz. Ben belgeleri alırsam iş bulabilir miyim? Türkiye şartlarında herkes tecrübeli şoför arıyor. Evet, doğru. Türkiye şartlarında herkes tecrübeli şoför alıyor, doğru. Ama kardeşim, sen bu tecrübeyi nasıl edineceksin? Nasıl edineceksin? Yani ilk tır ehliyetini alan, kamyon ehliyetini alan ilk defa araba kullanmadı mı zaten? Ondan önce zaten belki yasa dışı olaraktan kullandı ama onlar da zaten legal olmuyor ki. İllegal yoldan araba kullanmış oluyor arkadaşının vesaire.
Neyse arkadaşlar, konuyu pek dağıtmak istemiyorum. Sadece size söylemek istediğim şey şu. Bakın, hiçbir şekilde korkmak yok, kaygılanmak yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Niye hiçbir şey yok biliyor musunuz? Sen bir tır şirketine gittiğin zaman, belgelerin tam olduğu zaman o adam senden ne istiyor biliyor musun? Yani şu şehir efsaneleri, konuşamadım, şehir efsanelerinden vazgeçin. Şöyle bir efsane yok arkadaşlar. Şöyle bir şey yok. Tamam mı? Ne diyeceksin yok? Bir saniye, bir kulaklık takmam lazım. Heh, geldim. Kusura bakmayın, kulaklığı taktım. Biraz da dedim. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, şehir efsanelerinden kurtulun. Çünkü bir şirkete gittiğiniz zaman şirketler size şunu sormuyor. Ya işte akıllı şirketlerden bahsediyorum. Ya işte senin manevran var mı? İşte geri geri yanaşabilecek misin? Ya bunlara takılmıyorlar arkadaşlar. Ya bitir şirketinin, tamam mı, sizden beklediği şey ne biliyor musunuz? Bitir şirketi sizden ne bekliyor? Yani bir şoförden beklediği iki şey var ya, iki şey. Çok basit bunlardan. Bir, dorsiyeyi sökmek, takmak. Yani hani çekicilerin arkasına yük takıyorsun ya, çıkartıyorsun, takıyorsun. Bir o. Bunu merak ediyor. O hortumları takıp çıkartabiliyor musun? Ayakları indirebiliyor musun? Dorsiyenin imzasına basıyor musun? Bu. Yani bunu da videolardan, bakaraktan çok rahatlıkla öğrenebiliyorsun. Anladın mı? İstersen birisini tanırsın, gidersin sana sökmeyi takmayı gösterir ya da YouTube'dan bakarsın. Çok çok basit. Bir bu. İkincisi ne? İkincisi ve en önemlisi ama en basiti ne biliyor musun? Şu gördüğün iki tane şerit var ya kardeşim. Bak, direksiyona hakimiyeti. Direksiyonunu tuttun ya. Sabit tuttun bunu, sıktın bu direksiyonu. Gevşek tutmayacaksın. Tuttun abi. Bu. Adamın sana baktığı şu. Bu adam direksiyon hakimiyeti var mı? Bu adam şeridi şu şekilde ortalayabiliyor mu? Şu yani. Sen sağına, soluna, sağdaki şeridi, soldaki şeridi ayarlıyorsun. Zaten ikisinden birini ayarladığın zaman otomatikman yolu dengelemiş oluyorsun, değil mi? Senin tek yapman gereken bu yani. Bu. Şimdi video çektiğim için sinyalsiz geçiyorum ama yani size göstermek istediğim şu kardeşim. Şu yolu dengeleyeceksin. Şu iki şerit arasında duracaksın. Gerçekten şirketlerin baktığı şey bu. Yani yarın öbür gün size bir şirkete gittiğiniz zaman, yana oturduğu zaman o adam, illaki bir şirket, hangi şirkete gidersen git, ilk başta zaten tek başına tırı vermeyecek. Yılların şoförü değilsen. Şimdi adam yanına oturduğunda sende bakacağı tek şey var. Bu adam direksiyon hakimiyeti var mı? Bu adam yolda gidebiliyor mu? Anladın mı? Ya dümdüz yol, ya dümdüz yolda gideceksin. Bir yere yük boşalttığını farz et. Avrupa'ya çıktığını farz et. Ya da 100 kilometrelik yol gittiğini farz et. Ya sen zaten 99 kilometre boyunca düz yolda gideceksin. 90 kilometre boyunca düz yolda gideceksin. Anladın mı? Manevra yapacağın yer, bir yanaşacağın yer. Bir de çıkarken küçük bir manevra yapacaksın. Bu. Yani önemli olan şey gerçekten ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu. Bana bu işi öğreten abinin, Ferdi abinin lafı vardı. Hiç unutmam. Serkan dedi, vurmadan dedi durmayı bileceksin dedi. Yani şu, sen bu tırın tepesine çıktıktan sonra vurmadan durabiliyorsan, iki şeridi ortalayıp gidebiliyorsan kardeşim, senden kral şoför yok. Kazaların %90'ı, tamam mı, bak, kazaların %90'ı nerede oluyor biliyor musunuz? Kazaların %90'ı kardeşim düz yolda oluyor, böyle düz yolda oluyor. Niye? Adam bak şimdi, adam bu şekilde böyle şu an şöyle uygulamalı, bak. Gördün mü şeridimi ben nasıl kaçırıyorum, bak. Adam bu şekilde şeridini ortalayamıyor. Anladın mı? Sağındaki, solundaki adam da kazaya sebebiyet veriyor. Onlara kaza yapsın diye. Devrik cümleler kuruyorum ama kusura bakmayın, anlamanız için yapıyorum. Yani şu, gerçekten kazaların %90'ı düz yollarda oluyor. İnsanların dikkati dağılıyor. Niye? Yol düz, şuradan bir şey alayım falan derken ben suyumu alacağım değil mi? Bu şekilde alıyorum. Ya bak, kapağını bu şekilde açıyorum. Çantama bu şekilde uzanıyorum. Niye? Elimden geldiğince konsantrasyonumu bozmuyorum. İnsanlar ne yapıyor kardeşim? Çok relax bir şekilde. Anladın mı? Şöyle yaptığın an bitti. İki gözünle buraya baktığın an bitti. Kendini, gözlerini yoldan ayırmayacaksın. Sen sağ şeritle sol şeridi ortalarsan, yani zaten sağ şeridin kenarından çıkmadıktan sonra soldan da çıkmamış oluyorsun değil mi? Sen
bu şeritleri ortalarsan aynalara bakmana hiç gerek yok. Bak aynalara bakıyor muyum? Bakmıyorum. Niye? Kardeşim ben zaten şeridimde gidiyorum. Anladın mı? Zaten kaza yapma olasılığımı %90 azaltmışım. Aynaya bakacağım. Ne zaman bakacağım? Bak şimdi bakacağım. Niye? Sağa geçmem gerekiyor. Bakıyorum. Sağa müsait değil mi? Attım kendimi. Şeridimi değiştirdim. Bu kadar. Geri kalan zaman diliminde her zaman şeridimdeyim. Anladın mı? Her zaman. Arkamdaki taksiye korna bağırttı. Bunu ne atladı çünkü tırım. Olay bu arkadaşlar. Yani gerçekten dediğim şey, yani diyorsunuz ya, ya kardeşim işte tecrübem yok, ilk defa tır kullanacağım, şirketler tecrübe. Yok kardeşim, sen kendine güvenin varsa, tamam mı? A firması, B firması, C firması hiç fark etmiyor. Hatta piyasadaki firmaların baş harflerini vereyim. G firması, M firması, E firması, bunlar, tamam mı? Bunlar şoför tecrübesiz, deneyimsiz şoför alan firmalar arkadaşlar bunlar. Yani bu adamlar neye göre alıyor biliyor musun? Senin gerçekten özgüvenine göre, konuşmana göre, tamam mı? Diksiyonuna göre adama güven verirsen bu adam senin tır şoförü, profesyonel bir tır şoförüymüşsün, değil misin? Adam bunlara bakmıyor kardeşim. Adam tamamen o anki ruh haliyle, o anki duygusuyla onlara bakıyor. Yani tır şoförlüğünde olay şundan ibaret. Güzel kardeşlerim benim. Tır şoförlüğünde olay şundan ibaret. Yani tamam senin belgelerin var değil mi? Hani diğer şirketlerde cart belgeler falan her şey tamdır pat diye girersin işe ya. Bunda öyle değil. Bu yetenekle gerektirdiği için adamın seni bir görmesi lazım, anladın mı? Ama bakın bu işverenlere, bu şirketlere şu anlamda kesinlikle ve kesinlikle yani gönül koymayın. Yani demeyin ki ya amına koyayım bana bu tövbe. Neyse küfür ettim. Orayı bipleyemem de. Daha bilmiyorum ama neyse kusura bakmayın küfür için. Ya bilmem ne yapayım ya. Almıyorlar işte. Ben almazsalar ben nasıl tecrübe sahibi olacağım falan filan diye bakmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten tecrübesiz insanlar için konuşuyorum. Kimisi bu işi yapmaya çok çok kabiliyetlidir. Kimisinin kabiliyeti yoktur. Yapamayabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle, seni işe alacak olan kim? Şirketlerde, tır şirketlerinde baş şoförlü insan kaynakları. Sen ilk başta baş şoförle görüşürsün, değil mi? Baş şoför sana onay verirse insan kaynaklarına yönlendirir seni. İnsan kaynakları da belgelerin tamsa seni işe alır. Ama onayı verecek olan kişi baş şofördür arkadaşım. O yüzden şimdi baş şoför hiç iş bilmeyen bir adamı işe alırsa, insan kaynakları na yönlendirirse, insan kaynakları bu adamı işe alırsa ne oluyor biliyor musun? Bu adam kaza yaptıktan sonra o baş şoförlü o insan kaynaklarını tabiri caizse düdüklüyorlar. Niye? Sen tecrübesiz bir adamı niye alıyorsun? Biz sana söylemedik mi? 2 yıl tecrübe istiyoruz, 5 yıl tecrübe istiyoruz diye patronlar bunların üstüne geliyor. Anladın mı? Doğal olarak. Ama şöyle bir şey de var. Türkiye'de bu sektörde o kadar çok açık var ki, yani muazzam derecede tır şoförü açığı var ki arkadaşlar. Yani o yüzden, tamam mı? Gönlünüz rahat olsun. Şirketler evet tecrübeli şoför alıyor ama şirketler şoför de arıyor. Tecrübeli alıyorlar ama şoföre de ihtiyaçları var. Yani sizi almak zorunda. Çok fazla açık var. Türkiye için de konuşuyorum. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Yani bu Z kuşağından bu sektöre ağam şağam bir kitle gelmiyor. Çünkü yetenek işi, kabiliyet işi, tamam mı? Ama bakın şu an gelmiyor ama bak. Bu videoyu izleyenler için söylüyorum. Yıl 2022 Nisan'a gireceğiz. Mart'ın son gününde çekiyorum bu videoyu. Tamam mı? Hatta pardon bir gün daha var. 30 Mart aynen. 30 Mart 2022. Bakın şu an bu videoyu izleyen arkadaşlara söylüyorum. Kardeşlerime, abilerime söylüyorum. Bak hiç geç değil. İnan hiç geç değil. Ben de daha 2 aylık şoförüm. 2. ayımdayım. Tamam mı? Hiç geç değil. O yüzden... Yani bir an önce başlayın çünkü bu meslekte şu anda muazzam derecede arkadaşlar işçi açığı var. Ve bu mesleği yapan hani bu kallafi abilerimiz falan var ya, amcalarımız. Şimdi dede olacaklar. Onlar piyasadan çekiliyor, yaşı doluyor. Yaş ya 63 ya 65 sınırı var. Biliyorsunuz bu işi yapanların yaşları onlara dayandı. Onlar piyasadan çekilince ne olacak? Avrupa'da, tamam mı? Avrupa'da bir tırcı açığı olacak. Yani Avrupa'ya çalışacak tırcı açığı olacak kardeşim. Sen bir gideceksin,
Askeri ücretin burada cebinde, askeri ücret ne kadar? 4250. 4250'nin cebinde bir Avrupa'ya gittin geldin en az 1200 euro. En az 1200 euro. Yani bu senin maaşın en önüsü 20 milyar olacak. En önüsü. Biraz da kurnaz olursan, tamam mı? Biraz da kurnaz olursan, yani nasıl Serkan kurnaz oluyorsun? Oradan gelirken bir tane viski getiriyorsun buraya. Bunu da burada sattın mı kardeşim? 200 euro da ondan kazandın. 500 euro da ondan kazandın. Ya bu yan işlere ben bilmiyorum. Sadece duyduklarımı falan söylüyorum. Ama yandan getirisi olan arkadaşların, yani bu işi yapıp da yan gelirlerinden faydalanan, yani legal yoldan, yani yasal yoldan, çünkü senin ülkeye girerken 2 litre getirme hakkın var. Anladın mı? Yani yasal yoldan bir şeyler getirip burada satanlar, yani nasıl söyleyeyim size, örnek verecek olursak, yani ben size dedim ya 20 bin lira kazandım diye, adamlar, tamam mı, bu abilerimiz bu kazandığımız maaştan çok getirdiklerinden kazanıyor. Ya o da işin daha püf noktaları arkadaşlar. Onları da sektöre girdikten sonra öğreneceğiz. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde kimseye demeyeceğiz ki biz şunu getirdik, bunu götürdük, şunu sattık, bunu sattık. O her zaman, biz her zaman ne yapacağız? Getirdiğimiz içkileri kendimiz içeceğiz. Öyle söyleyeyim ben size. Tabii ki de içmeyeceğiz. Ben kullanmıyorum zaten. Yani kullanmıyorum dersem yalan olur. Senede bir ya da içkili. Belki üç. Geçmez yani. Ve bu mesleğe başlayacak olan kardeşlerim için de söylüyorum. Yani varsa bir alkol alışkanlığınız falan, kesinlikle bırakın. Ben başladığımdan beri içmiyorum. İçmeyi de artık düşünmüyorum. Niye? Bizim ekmeğimiz kesinlikle ve kesinlikle ehliyetimizden ve ehliyetimizi direkt el koyuyorlar. Direkt el koyuyorlar. Vizene de direkt çakıyorlar. Avrupa'ya da çıkamıyorsun. Bütün hayalleriniz yatar. Bütün hayalleriniz yatar. O yüzden kendinize çeki düzen verin. Nefsinize sahip olun arkadaşlar. Ya bu meslekte bak, ciddi anlamda söylüyorum. En başında başladığımda 20 liram vardı, gösterdim. 20 lira falan vardı cebimde, gösterdim. Ya niye giriyorsun ki dibime? 20 lira falan vardı, gösterdim en başta. Şimdi yavaş yavaş Allah'a şükür cebim dolmaya başladı. Ben inanıyorum bu sektörde devam ettikten sonra ben çok rahat bir şekilde evimi de alacağım. Çok rahat bir şekilde evimi de alacağım. Son model arabamı da alacağım. Yazlığımı da alacağım. Yani bunların hepsini zamanla çok rahat bir şekilde güle oynaya bu meslek sayesinde alacağım. Bunları da sizle paylaşacağım. O yüzden şimdi sizden istediğim, kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle özgüvenli olacaksınız. Tamam mı? Özgüvenli olacaksınız. Dediğim gibi, evet, camia, bu camia tecrübeli şoför oluyor. Evet. Ama tecrübeli şoför bulamıyor. Bulamıyor. Vallahi bulamıyor. O yüzden ne yapıyor? Adam seninle görüşmeye çağırıyor. Gel bir görüşelim diyor. Sana bir bakıyor. Sen de o potansiyeli arıyor. Sen o adama bir yeşil ışık yaksan, tamam mı? Gel kardeşim ya diyecek. Gel, hoş geldin diyecek. Bakın bu sektörde, hırcılıkta ciddi anlamda adam gibi adama ihtiyaç var. Dürüst bir adama ihtiyaç var. Yemin ediyorum bak. Sen eğer 40 yıllık şoför ol, karakterin bozuksa adam 40 günlük şoförü tercih ediyor. Niye? Yeni başlayan şoförü tercih ediyor. Gerçekten tercih ediyor. Ben öyle oldum yani. Ben o şekilde başladım. Adam gerçekten benim sözümü dinleyecek, arabamı güvenle teslim edebileceğim ve elinden geleni yapabilecek bir insan arıyor. Ya kardeşim bak, ben daha kaç gün oldu bu firmada? 35 gün falan oldu yine bu firmamda da. Tamam mı? Ya ben bu firmada dorseyi de vurdum. Aynayı da kırdım. Başka ne yaptım? Gümrük halatının şeyini de kopardım. Ucundaki pimi de kopardım. Komple halat değişti. Mal yüklenmedi. Bir şey daha yapmıştım. Dorseye arkaya yanaşırken takoz da kırdım. Adam hepsinde ne dedi biliyor musun? Canın sağ olsun dedi. Bak hepsi için dedi ki, canın sağ olsun, senden önemli değil dedi. Allah beterinden korusun dedi. Bak, şirketler sizin samimi, dürüst bir insan olduğunuza inanıyorsa, benim şirketim için konuştum ben. Ben böyle çalıştım ama diğer şirketler için de emin olun aynı durum geçerlidir. %99'u için konuşuyorum. Sen eğer dürüst bir insansan, elinden geleni yapıyorsan, adamlar zaten seni idare ediyor. Anladın mı?
Ben o yüzden size ne diyorum? Vurmadan durmak kardeşim. Yani gidiyorum değil mi? Yolda giderken kendimi ben şeridimi ortalıyorum ve yani yapacağım kazayı en minimalizeye indiriyorum. Anladın mı? Niye? Çünkü bu araba emanet. Bu araba benim hayallerimin arabası. Yani ben bu arabayı ne kadar düzgün kullanırsam, ne kadar kazalardan, belalardan kaçarsam, ne kadar büyük kazalar yapmazsam o kadar benim gideceğim hedefinin doğrultusunda gittiğim yol o kadar böyle güzelleşir, berraklaşır, oradaki sis perdeleri falan aralanır arkadaşlar. O yüzden tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum ve son kez söylüyorum arkadaşlar. Evet, siz daha önce hiç tır kullanmasanız da, hiç kamyon kullanmasanız da, benim gibi hiç araba kullanmasanız da, ben araba kullanmadan tır şoförü oldum. Evet, ben daha araba kullanmayı bilmiyordum tır şoförü olduğumda. Araba kullanmamıştım. Birkaç kere araba kullanmıştım. Şunu da itiraf edeyim. Benim babam, ben tır şoförüyüm, bana hala araba vermez. Daha önceki arabalarını da hiçbir zaman almadım. Birkaç kere almıştım. O olayı anlatırım size. Neyse, ben işte böyle saçma sapan birkaç tane mobil uygulama vardı. Tır ehliyeti, tır için başvuru yaptığım zaman o uygulamadan birkaç kere araba kullandım ki hani manevra falan. Taksiyle manevra yapıp tıra gitmiş adamım ben yani. Anladın mı? O yüzden size söylediğim şey arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim. Bu sektör hiç araba kullanmayan bir insan bile ehliyetin varsa, belgelerin varsa, tamam mı? İşe girebilirsin, nasıl girebilirsin? Görüşeceğin zaman o baş şoförle senin yapman gereken tek bir şey var. Yapman gereken tek bir şey var. Bak bir saniye, bakın şuraya bidon düşmüş. Tam da ışıklardayım. Dediğim gibi sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Sen o baş şoförle konuştun mu? Evet, gittin o baş şoförle konuştun. Konuşmaya gittin. O adama diyeceksin ki ben kendime güveniyorum. Ben belgelerin hepsini aldım. Ben bu işi yapmak istiyorum. Ben vurmadan durabilirim. Ben direksiyon hakimiyetim var. Kendimi iki şeridin ortasına ortalayıp vurmadan durabilirim. Dediğin zaman, adam o güveni verdiğin zaman kardeşim, adam seni seve seve alacak. Dediğim gibi iki şey. Şirketlerin aradığı iki şey var. Bir, dorseyi söküp takmasını biliyor musun? İki, direksiyon hakimiyetin var mı? Yani iki şeridin arasında tırı götürebilir misin? Bu kadar. Bunları yaparsanız emin olun bu sektörde şöyle yollarda falan denk geleceğiz, oturacağız, çayımızı kahvemizi içeceğiz ve ciddi anlamda cebimiz dolacak. Sizi seviyorum. Takip ettiğiniz için gerçekten çok 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 mutluyum. Yorum falan atıyorsunuz. İnanın çok 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 hoşuma gidiyor. Gerçekten cansınız. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Ah, kapatamadım. Mehmet, hoca ben numaramı sil kardeşim. Bir daha beni arama lafım. Bizi heves ettirdin oğlum, bu işe başlattın dün mü? Rafık şehir olur, Rafık beyli olur. Rafık ne güzel yol gidin, tek başınasın, kahven için, şarkını açın. Kanımıza girdin dün mü? Rafık şurada şöyle yemek yiyin, şurada şunu den, şurada bunu den. Antalya şura buraya yük götürdün, kimi tatilin beleşe getirin. Uyku yamayayım ben, uyku. Uyku. 16 saatte 2 saat uykuyla yol gidiyorum hele şu gözlerime. Tüh, senin suratına dümbük. Ben sana yakın helal etmeyeyim. Hiç erilmedim oğlum, indim aşağı dümbük. Bu şoför bana girdi. Çıkmayın. Doğrusu da sana girsin, çıkmasın.